Miraç hem ruh hem bedenle olmuştur. İsra Suresi 1. ayet. Kulunu geceleyin delillerini göstermek için Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığı Mescidi Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O her şeyi çok iyi işiten, çok iyi görendir. Bu ayeti kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'ya ilahi bir güçle götürüldüğünü beyan etmektedir. Bu hadiseye İsra ve Miraç denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanık bir haldeyken geceleyin Mekke'den Mescidi Aksa'ya Burak denilen bir bineğe bindirilerek götürülmüş, Mescidi Aksa'ya varınca bineğini mescidin kapısında bırakmış, içeri girip iki rekat Mescid namazı kılmış sonra merdivene benzeyen ve miraç denen bir aracın yanına varmış, o araç vasıtasıyla önce dünya semasına çıkmış, sonra göğün diğer katlarına gitmiştir. Her kata vardığında, oranın ileri gelen sakinleri tarafından karşılanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, göklerin her katına vardığında, derecelerine göre oralarda bulunan peygamberlerle selamlaşmış, altıncı katta, Hz. Musa aleyhisselamla yedinci katta da Hz. İbrahim aleyhisselamla görüşmüş, daha sonra onların ve diğer peygamberlerin makamlarını da aşarak, kaderleri yazan kalemlerin gıcırtısının işitildiği makama kadar ulaşmıştır. Burada bulunan Cebrail aleyhisselamı asli suretiyle görmüş, yine bütün ufukları tutan yeşil refrefi de görmüştür göğün Kâbesi olan Beytül Mamur'u görmüş, yeryüzündeki Kâbe'yi yapan Hazreti İbrahim aleyhisselamın ona yaslandığına ve kıyamete kadar bir daha dönmemek üzere her gün oraya yetmiş bin meleğin gelip Allah'a ibadet ettikten sonra ayrılıp gittiklerine şahit olmuştur. Yine cennet ve cehennemi görmüş, Allahu Teala günde elli vakit namaz kılınmasını farz kılmış, daha sonra bir lütuf olarak bu elli vakti beş vakte indirmiştir. Eğer miraç sadece ruhla olsaydı, Kureyşlilerin bunu yalanlamalarına gerek kalmazdı. Çünkü bilirlerdi ki, kişi uyku halindeyken birçok harika olayları görebilir. İsra ve miraç olayı ise, ruhen ve bedenen cereyan etmiştir. Ayette geçen, bi'abdihi lafzı bunu ifade etmektedir. Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et Taberi. Taberi Tefsiri. Cilt 5, sayfa 253. 3 Nisan Mevlana takvimi.